Kapı efe kapı şöyle. Kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Halil Ölmez. Betişo 1966 doğumluyum. Günizli köyünde yaşamaktayım. Şu an köyünüzde, evinizde tavukçulukla uğraşıyorsunuz. Tavuk besliyorsunuz tarlanızda, arsanızda. Neler söylemek istersiniz? Valla ben söylemek istediğim şey budur. Ben devlete başvurdum. Bize dediler ki yaşınız geçti. İşte ben bunu iyi görmüyorum. Yani genç çiftçi desteği diye veriyorlar. Gençler de tabii çalışmak istemiyor böyle işlerde. Biraz hani tavukla uğraşmaktır, böyle kokudur, ne bileyim şeydir. Gençler pek fazla hevesli değil. Ama benim gibi insanlar hevesli oluyor. Yapmak istiyor. Bize de destek vermiyorlar. Bundan dolayı da bu işte hayvancılık şey derken bu işte biraz geri kalıyor bu nedenlerden dolayı. Ben bunu işte tamamen böyle benim gibi böyle yaşı 50'yi geçmiş olanlara da destek verilmesini istiyorum. Biz burada köylerde işsiziz, işimiz yok, gücümüz yok. Ben bu işi çok seviyorum. Böyle tarlayla uğraşıyorum. Ben burada cevizdir, armuttur, şeydir, daha yeni ekildir, yeni başladım. Bu işlerle uğraşıyorum. Hiçbir gelirim yoktu. Hiç bir maaşım yoktu. Sigortam bile yoktu. Ben bir ara kaymakam beye çıktım. Dedim ki ben bir iş istiyorum falan. Bana dedi sana ne iş verebilirim falan. Ya dedim biraz tavukçuluk yap. O da bana 2000 lira destek verdi. Şeyden sosyal yardım maaşımdan. Onunla ben 80 tane tavuk aldım. Sonra bu işi böyle 80 tavukla başladım. Şimdi yavaş yavaş büyütüyorum. 300'e kadar çıkarttım. Yalnız şimdi yavaş yavaş böyle insanların desteğiyle ben işimi büyütmeye çalışıyorum. Kendim de seviyorum, yapıyorum. Peki günde kaç tane yumurta alıyorsunuz? Valla kışın çok azdır. Kışın %30 falan yapıyorlar. Çünkü bizim benim tavuklarım şeysi benim bu kadar gelirim olmadığı için güzel bir yer yapamadım. Ama daha güzel yapabilseydim, daha sıcak bir şey yapabilseydim. Bunlar %60-70-80'lara kadar bile çıkabiliyor yani. Ama yazın tabii ki bunlar %70-75 hatta 80'a kadar çıkıyorlar bu yumurta şeyi. Bu atak türüdür. İşte kaç böyle. Kişilik bir aileniz var bu? Sadece geçiminizi tavuk ya yani yumurta satarak geçiyorsunuz öyle mi? Ben şu anda yumurta satarak yapıyorum. Şu anda biz burada benim başka yerde de çocuklarım şimdi onlar yaşıyorlar ama benim yanında olan çocuklarım şimdi biz 4 kişi, 2 çocuk bir hanım var, ben 4 kişiyiz. Biz sadece hiçbir geçimim yok. Ben sadece işte bu yumurta satıyorum. Zaten gelen giden arkadaşlar benim iş yerimde böyle yolun üzerinde olduğu için beni görüyorlar, geliyorlar, ağlıyorlar. Keşke ben daha büyütebilseydim. Büyütmek de istiyorum. Daha büyük bir ahır yapabilseydim, daha fazla tavuk besleyebilseydim. Ben öyleyse ben hazır parayla geçinmek istemiyorum. Ben çalışmak istiyorum kendi gücümle. Kendi verimini yapmak istiyorum. Ne bağdaşıyor?